Günaydın. Hayırlı sabahlar. Enerji dolu, bol, bereketli bir gün olsun inşallah diyorum. Rabbim kalbinizde, gönlünüzde ne muradınız varsa inşallah hayırlıysa nasip etsin. Şöyle pozitif enerjiyle başlayalım. İşlerimiz, güçlerimiz rast gitsin diyorum. Tabii ki besmeleyi, duayı hayatımızdan eksik etmeyelim. Her zaman dilimizde şükür olsun arkadaşlar. İnanın böyle baktığınız zaman, böyle düşündüğünüz zaman her şeyin daha güzel olduğunu göreceksiniz. Pozitif yaşamı hayatınıza mutlaka ne yaşamış olursanız olun, etkin kılın. İyi bakarsanız iyilikler her zaman sizi bulur. Evet, hayat şartları zor. Evet, bir sürü sıkıntılar var. Evet, herkes de var gerçekten. Ama herkesin yaşadığı kendine zor, kendine ağır. O yüzden ne yaşamış olursak olalım, tevekkül ve şükür her zaman dilimizde olsun. Efendim, bugün de her zaman olduğu gibi sabah kahvesiyle başlıyoruz. Şu Türk kahvesinin verdiği huzur der, daha da bir şey demem sizlere. Alın sabahları şöyle sade ya da az şekerli bir Türk kahvenizi. Geçin sevdiğiniz bir köşeye. Kendinize biraz zaman ayırın. Kendinizi mutlu edin. Kendinizi sevin. Kendinizi severseniz herkes de sizi seviyor gerçekten. Kendinize özel sunumlar hazırlayın. Kendinize değer verin. Ben size çok değer veriyorum. O yüzden de biliyorum sizler de bana değer veriyorsunuz. Değer dediğimiz şey karşılıklıdır. İnşallah sevgimiz, saygımız daim olsun. Ah, şu havayı vallahi var ya, günlerdir yaşanan şu afetlerden sonra insan böyle bir arar oluyor. Hava açtı, günlük güneşlik. Çok şükür yaralar sarılmaya başlandı. Dükkanlar falan temizleniyormuş. İnsanların dükkanları hep sel altında kaldı. Allah afetinden korusun. Rabbim beterinden esirgesin inşallah. Hadi bakalım. Başlayalım günümüze. Bakalım gün bize neler yaşatacak, neler göreceğiz. Hep beraber yaşayıp görelim. Bu arada ben kahvemi aldım. Mutfağa götürürken kapı çaldı ve kargo geldi. Biliyorsunuz bir önceki videoda paylaşmıştım sizlerle robot süpürge aldığımı. Şimdi robot süpürge geldi. Trendyol üzerinden sipariş vermiştim. Fiyatı daha uygun olduğu için. Şimdi açalım mı sizinle beraber? Yalnız ben şimdi kurulumu hakkında çok detaylı bir bilgiye sahip değilim. Eşimi bekleyeceğim. Bugün o da görevde. Neyse, gelince kurar. Ben hele bir açayım bakayım. Şöyle kendi kutusuyla geliyor. Sipariş verdiğiniz site gerçekten çok önemli. Güvenilir yerden ve güvenilir satıcıdan alırsanız Allah'ın izniyle bir sıkıntı çıkmıyor. O yüzden bunlar çok önemli detaylar. Hadi bakalım, bir açalım bakalım. Evet, şimdi robot süpürgemi açtım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İşbirliği değil arkadaşlar. Kendim aldım. Modelini, markasını araştırarak seçtim, beğendim ve ihtiyacım olduğu için de artık ihtiyacım olduğu için alma gereği duydum. Böyle eminim içinizde ihtiyaç duyanlar vardır. Ben neden Q7 Max tercih ettim? Aslında S7 düşünüyordum. S7'nin fiyatları çok artmaya başladı ve aralarındaki farka baktığım zaman çok büyük bir fark görmedim. Q7 Max'ın 4200 çekim gücü vardı. Hatta daha iyiydi. Fiyat olarak da daha iyi olduğu için bu ürünü tercih ettim. İnanın, birazcık fark edildikten sonra bu ürünün de fiyatları katlanacak. Çünkü gerçekten özellik olarak da çok güzel. Yorumlarını okuduğumda yorumları da çok güzeldi. Kullananlar çok güzel yorumlar yapmışlardı. Her neyse, zaten daha önce de söylemiştim. Artık işe yetişemiyorum ve bir yardımcıya ihtiyacım vardı. Ben de artık bir robot süpürge alma zamanı geldi diye düşünüyorum. Daha önceden ilk çıktığı zamanlarda da alabilirdim. İnanın o zamanlar ihtiyaç duymuyordum. Hatta bana çok gereksiz bir şey geliyordu. O süpürene kadar ben 50 kere süpürürüm diyordum. Ama şu anda gerek olduğunu düşündüm. Çünkü yetişemiyorum yoğun tempomdan dolayı. Bakalım, inşallah yardımcı olur bana. Ben de eğer memnun kalırsam sizlere de memnun olup olmadığımı da söylerim arkadaşlar. Önce şarja takmam gerekiyor sanırım. Şarjı olsun. Ondan sonra da çekim gücüne bakarız. Bu arada Ceren'in dans saati geliyor. Onu dansa götürmem gerekiyor. Bizim kız evi taramaya başladı. Canım benim, hiçbir yeri bırakmıyor. Her yerde bir dolandı. Allah'tan koltuk seviyesi güzel olduğu için altlarını falan mis gibi dolandı. Şurayı bir tur attı.
Hadi bakalım. Sen biraz temizle. Memnun kalacak mıyız senden? Heh, gidiyor. En sevdiğim yer. Koltuk altları. Sil süpür. Aferin canım benim. Anam, gideyim o şeyleri kaldırayım ben, değil mi? Sandalyeleri kaldırayım. Ya da kaldırmadan da yapar mı acaba? Aferin sana. Şimdilik anlaşıyoruz bizim Kleopatra ile. Bakalım. Kleopatra evi iyice ezberlesin. Şunu kaldırayım bence sandalyeleri. Daha rahat hareket etsin. Bak bak bak. Açıkçası ben evden hiçbir şey kaldırmak istemiyordum ki kaldırmıyorum da. O zikzak çizerek şu anda evi tarıyor ve nereye girilmesi, nereye girilmemesi gerektiği yerleri nasıl temizleyeceğini de çok güzel bir şekilde kavruyor. Güzelce bir haritalandırmanın sonunda da bence gayet kullanışlı. Halı izi yapmaya başladı bile. Yani süpürdüğü yerlerde iz oluyor. Bu da güzel. Demek ki gerçekten güzel süpürüyor. Sonra bakacağım bakalım. Süpürdükten sonra en son. Ceren'i dans kursuna bırakmıştım. Sonra ben eve geldim işte. Hem evin işlerini hallettim. Hem de robotun kurulumunu yaptık oğlumla birlikte. 2 saatti. 2 saat orada beklemenin gereği yoktu açıkçası. Neyse, sularımız da geldi. Allah'a şükür hemen lavaboları falan şöyle bir domestoslayı verdim. Mis gibi öyle bıraktım. Gelince temizlerim dedim. Biraz öyle beklesin. İçim rahat etmez. Hemen miniş kızı alalım. Bugün çarşıya da çıkmam lazım. Neyse, yapacağız yapacağız. Halledeceğiz Allah'ın izniyle. Çarşıya çıktım ben. 3 tur attım çarşıda arabayla. Otoparkların hepsi dolu. Kız keşke şuraya koysaydım arabayı. Burayı da vermezler ama. Künefe yemem lazım buraya girmek için herhalde. Her neyse. 3 tur attıktan sonra hiçbir yer bulamadım. Geri eve gidiyordum. Son anda dedim ki eve gitme. Ayşe'nin oraya bıraktım arabayı. Allah'ım, bir de bu gidişin dönüşü var. Bana yardım et bir sıcakla. Çarşıdaki işimi de halletmem lazım yani. Geri geleceğim inşallah. Birini bulursam kendimi geri attırırım o tarafa. Neyse, işlerimi hallettim. Epey de bir yol yürüdüm. Aşırı derecede sıcak. Normalde çıkar mıydın diye sorun bana. Çıkmazdım, çıkmazdım. Kaderciğimin yanına uğramadan geçmeyeyim. Hem de bir soluklanmış olurum. İnanın takatim kalmadı ya benim. Biraz sohbet ettim kaderle. Az soluklandım. Şimdi gidiyorum. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Normal şartlarda, hayatta böyle bir havada yola falan çıkmazdım. Hele ki arabayı ta oraya bırakıp oradan buraya da yürümezdim. Neyse. Şöyle bir alışveriş de yaptım. Artık yürüye yürüye eve gidiyorum. En azından bu kadar yürüdüm. İşimi hallettim. Alacağımı da almış oldum. Bugün ne pişirdin Zübeyde? Ne pişireceksin diye sorarsanız da şöyle hemen fırına, içinde patatesi, patlıcanı, eti, domatesi, biberi, sarımsağı, soğanı, aklınıza ne gelirse baharatıyla şöyle her şeyi, evde olan malzemeleri kattım, karıştırdım. Mis gibi bir, çok sulandırmıyorum. Kendi suyuyla özdeşerek pişsin de istiyorum. Çok hafif salçalı su yapıyorum o yüzden. Böyle kendi kendine pişsin. Ekmek banarak yenecek harika bir lezzet. Tabi isterseniz yanına pilav, bulgur pilavı falan da yapılabilir ama ben yapmayacağım. Sadece bunu böyle fırına atacağım. Böyle bizim evde akşam yemeği saati 6-6.30, en geç 7'dir. Daha sonrası olmaz. Daha sonrası oluyorsa ya ben hastayımdır ya da çok önemli bir işim vardır. Çünkü eşim görevden geldikten sonra ben onu hiç bekletmem. O görevden geldiğinde yemeğim hazır olur. Aman dur şu işim vardı, aman 5 dakika sonra dur o gelsin hemen hazırlarım gibi gibi asla olmaz. Mutlaka benim yemeğim önceden hazır olur.
O geldiğinde sadece tabaklara koyup servis yaparım. Böyle alışmışım. Eşim de beklentisi bu yönde. O da mesela böyle alıştığı için birazcık böyle bir şeyler aksadığı zaman hemen herkesin evdeki modu değişiyor, inanın. Ben de o duruma çok fazla gelmemek adına erkenden yemeğimi hazırlarım, ayarlarım. İçim rahat eder. Yani başka işlerimi ertelerim ama yemeğimi ertelemem. Yemeğimiz pişti. Gayet de güzel bir şekilde pişti. Hepsini birlikte attığım için hepsi aynı anda ortak bir şekilde pişiyor. O yüzden hani bazıları önce pişer, bazıları geç mi pişer diye aklınızda soru işareti kalmasın. İsterseniz tavukla, isterseniz etle, isterseniz kıymayla katıp karıştırın ya da isterseniz hiç et, kıyma, tavuk koymayın. Sadece sebzelerle bile çok ama çok güzel oluyor. Nereye gidiyorum biliyor musunuz? Kan tahlili vereceğim. Ya son zamanlarda aşırı derecede unutkanım, yorgunluk ve halsizlik var üzerimde. Bir ağırlık hissediyorum. Bu unutkanlık zaten beni daha da çok yoruyor. Yani düşünün, kapının girişinden öbür odaya geçene kadar bir şey unutabilir misiniz ya? Unutuyorum. Farkında olmadan oluyor bu. Ya kafam çok yoğun dolu, ondan öyle. Ya da biliyorsunuz tiroid hastasıyım ben. Sağ lobum doğuştan yok, sol lobum da ilaçla çalışıyor. Belki de değerlerim düştü ve ben ne zamandır tahlil vermediğim için sebep bu olabilir. Çünkü tiroidin ciddi anlamda vücuda verdiği çok farklı şeyler var. Bunu yaşayanlar çok iyi bilir. Beyin gibi bir şey düşünün yani tiroidi de. Şimdi dedim bir tahlil vereyim ki en azından içim rahat etsin. Sonra yine böyle şey yapmamış olayım. Ertelememiş olayım. Demir, belki de demir vitaminim de düştü. Diğer değerlerim de düşmüş olabilir. Aslında sık sık yaptırmamız gereken şeylerden bir tanesi ama tabii hep erteliyoruz. Önceliğimiz sağlığımız olması gerekirken onu son raddeye gelene kadar ihmal ediyoruz. Bu da bizim kusurumuz vallahi. Kaybedince anlıyoruz bazı şeylerin değerini. Şöyle gideyim. Bir tane verip geleyim bakayım. Bu arada bugün cuma. Belki oradan çıkınca da BİM'e giderim kız. Ne gelmiş diye bakarız sizinle. Verdim bakalım. Ama sonuçlar biraz tabii ki geç çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi BİM'e gidiyoruz. Bak, sağlık ocağına gitmek bile iyi geldi. Bugün burası çok kalabalık değil. Sebebini tahmin edebiliyorum. Demek ki böyle çok fazla herkesin merak edeceği şeyler gelmemiş. Şu organizerler çok işe yarıyor, onu söyleyeyim de. Lavın ürünleri de tabii ki. Hadi bakalım, reçel zamanı geliyor. Şöyle buzdolabı için ürünler var. Peçetelik pek tatlıymış, çok beğendim. Kaşık altlığı falan var. Şuraya göstereyim size. Dertsiz masa örtüsü. Yalnız şeyi çok güzel ya. Valla. Desenlerini de çok beğendim. Fiyatı da burada yazıyor. Bu ne? Bunlar şey. Ne diyorum? Askılı. Kadın askılı elbiseler falan gelmiş herhalde. Pijama gibi bir şeyler de var burada. Olanları da bitirmişler. Kız ne ara geldiniz? Ben güya erken geldim. Şu ranır var. Pike varmış burada. Bak 125'e görüyor musun? Bu ne? Bulaşık altlığı. Çay bardakları da artık dörtlü olmaya başladı. Neden acaba bunlar da artık dörtlü? Hadi Madame Coco falan dörtlü yapıyordu ama Paşa Bahçe de artık dörtlü yapmaya başlamış. Burada da su bardağı var. Şöyle göstereyim. Aa, su bardağı da pek güzel ya. Gerçekten güzelmiş. Neyse, benim evde bardak koyacak yerim yok. Kapat. Ne? Aman sen de pek zarifsin. Böyle sufleler için, supla ne? Sufleler için falan çok çok güzel olur. Bu ne?
Wow, kız, bu bardaklar çok güzel. Bak şöyle fiyatlarına da bakın lazımsa. Gerçekten güzelmiş ya. Bu ne? Şunlar da kaseler. Bunlar da böyle kırılmış, dağılmışlar. Bunların başına bir şey gelmiş biz yokken. Al, süs püs sevenlere. Bak kız, şekerlik 49,95'e düşmüş 89'dan. Bazen böyle BİM'de indirimler oluyor, tamam mı? Onlar aslında denk gelse ama ürün kalmıyor. Sorun da orada. Hele yazın hiç kalmıyor. Neden? Çünkü tatilciler de geliyor. Hani hiç şıklama aparatı yok. Şöyle şuraları da göstereyim size. Bak bunun da fiyatı düşmüş. Benim bardaklarımdan bakın. Bazen soruyorsunuz ya bana, BİM'e gelmiş, ben de şimdi görüyorum. Kulplu bardak 55 TL ikilisi. Bence fiyat çok iyi. Yine altta da. Dediğim gibi çoktan bitmişine gelmişse anında hop götürmüşler. Yazın böyle oluyor kalabalıktan dolayı. Ben şimdi şuradan kepek ekmeğimi falan alayım. Ondan sonra da yavaş yavaş evimin yolunu tutayım. Bizim markete geldik. Toptancı burası biliyorsunuz. Az önce eşim de geldi. O da kantareli verdi. Cuma hayrımızı yapacağız. Allah kabul etsin inşallah. Öyle güzel, öyle huzurlu bir gün ki benim için anlatamam size. Eve geldim. İnşallah tahlil sonuçlarım da güzel çıkarsa mutlu olacağım. Ya Allah beterinden korusun tabii ki. Rabbim dermansız dert vermesin ama son günlerde gerçekten böyle aşırı derecede unutkanlık başladı ve yorgunluk hissi. Bu beni çok yoruyor mesela. Neyse, inşallah tahlil sonuçlarından sonra ona göre de bir takviyeler falan yaparız. Bu arada şöyle eve gelmişken mis gibi de kendime bir Türk kahvesi hazırladım. Aldınız mı siz kahvelerinizi? İçtiniz mi bugün? İçin için her zaman söylüyorum. Kendiniz için özenin. Kendiniz için mutlaka fırsatlar bulun. Kendinizi biraz böyle dinlendirin. Yaptığınız sunumlar bile size özel olsun. Sevin kendinizi. Beklediğim bir kargom vardı, sipariş vermiştim. Nasıl özenli ve güzel geldi, vallahi helal olsun diyorum. Gerçekten bazı insanlar işlerini çok özenli ve itinalı yapıyorlar. Açıp bakalım mı ne gelmiş? Özel soğutucusuyla beraber harika kargolamasıyla geldi. Vallahi çok teşekkür ederim bu titiz ve itinaya. Biliyorsunuz benim sunumlarımda böyle kullanabileceğim lokumlar gerekiyor. Şekerlemeler, çikolatalar ve evde de biz gerçekten seviyoruz. Özellikle de Afyon'un kaymağına eşim bayılıyor. Hemen ondan da sipariş verdik. Pişmaniye benim de vazgeçilmezimdir çocukların da. Böyle sipariş vermişken pişmaniye ve kaymağından da sipariş verdik. Ben özellikle lokumlar ve bu şekerlemelerden istiyordum. Eşim zaten Antep fıstığına dayanamaz. Çok güzel, özenli ve güvenli geldi. Böyle Afyon'dan kapıma kadar gelsin derseniz, özel, güvenli de bir kargolamayla olsun, güveneceğim de bir sayfa olsun derseniz, link isteyen ya da sayfa adı, Instagram adı isteyenlere sayfayı bırakacağım arkadaşlar. Ben çok memnun kaldım. Memnun kaldığım her şeyi de sizlerle paylaşıyorum zaten. Tam istediğim gibi de geldi. Sağ olsunlar. Vallahi ne dağılmış, ne dökülmüş, ne de bir şey olmuş. Allah razı olsun diyorum. Helal olsun. Bazı insanlar işlerini gerçekten güzel yapıyor. Takdir etmek lazım. Bu köşeye geldiğimde bilin ki artık videonun sonu gelmiş ve ben edit yapıp sabah sizlerle kavuşmak için heyecanlanıyor olacağım. Şimdiden hemen sorularınıza cevap vermiş olayım. Robot süpürgeyi 3 gündür kullanıyorum ve neden daha önce almadım diyorum. Gerçekten çok ama çok memnun kaldım.
Bütün robot süpürgeler aynı mıdır? Bence değildir. Çünkü mesela memnun olmayan arkadaşlarım da var aldıkları markalardan, işte kullandıklarından. Çekim gücü çok önemli arkadaşlar. O yüzden ben çok fazla araştırdım. Hani baktım, ettim, hangisi olmalı, nasıl olmalı diye yorumları çok fazla okuduk eşimle beraber. Instagram'da sordum. Çok fazla istişare edip en sonunda Roborock Q7 Max'a karar verdik ve gerçekten iyi ki almışım diyorum. Sabahları basıyorum tuşuna. Önceden her gün Zübeyde süpürüyordu. Şimdi Kleopatra süpürüyor. O anlamda kendime yaptığım iyi bir yatırım olarak görüyorum. Bazı arkadaşlarım söylüyordu hani neden almıyorsun falan diye. İnanın gereksiz gördüğüme şu anda kendime kızıyorum. Neyse alınmış bulunmuştur diyelim. Geç oldu ama güzel oldu. Sabahları falan çok güzel, kolaylık oluyor. Silmesi, süpürmesi çok ama çok iyi. Söylediğim gibi asla işbirliği değildir. Tamamen kendim araştırdım, beğendim ve aldım. Eğer sizlerin de ihtiyacı varsa Trendyol linkini bırakırım. Çünkü mağazaları da gezdim. Şu anda en uygun olan Trendyol'da. Bırakırım. İhtiyacınız varsa alırsınız. Onun haricinde yürüyüşe devam. Yürüyorum. Günlük mutlaka bir saat kadar yürümeye çalışıyorum. Bugün biliyorsunuz tahlil vermiştim. Tahlilde birazcık kolesterolüm yüksek çıktı. Ona da canım sıkıldı açıkçası. Birazcık da böyle yediğime içtiğime dikkat etmem gerekiyormuş. Sanırım bunun uyarısını aldım ama henüz doktora göstermedim. Hani en nabza düşüyor ya, orada kolesterolümün biraz yüksek olduğunu gördüm. Belki doktor çok hani öyle görmeyecek ama hani ben kendimce birazcık bu yaz biraz kızartmalar kaçtı. Dikkat etmem gerektiğini mesajını aldım yani. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor tatilin? Bugün biraz bisiklet bindi aşağıda. Güzel. Benim tatilim güzel geçiyor ama birazcık sıkılıyorum. Çünkü dansım var ama haftada bir, o da iki saat. Keşke haftada üç falan olsa, dört falan olsa. Çünkü sıkılıyorum evde. Sadece oturuyorum. Artık aşağı bisiklet değilmiş. Bilmeye sürüyorum. Cümleyi kuramadım. Serin de böyle havalar biraz akşam üzerine doğru serinlik olunca bisiklet binmek için iniyoruz. Onun haricinde çok fazla yapılacak bir aktivite yok maalesef, evet. Ki yok. Yakınlarda da yok hani götüreyim edeyim falan diye. Ama sıcaktan da dayanılmıyor. Evet. Ama dans öğretmeni şey demişti. Bu arada dans öğretmenimiz şu anki K-pop öğretmeni. Öğretmen şey demişti, istersen cumartesi de yapabiliriz demişti. Ama orada danslar daha zor oluyormuş. Büyük ablalar yapıyormuş dansları. Onlarınki çok zor oluyormuş. O yüzden ne yaptı bilmiyorum. Sen de biraz kendini daha iyi geliştirdikten sonra belki o gruba girersin. Evet ama ben 2 yılda bir 2 istiyorum. 4 falan istiyorum da. Sen yaparsın. Sen çok güzel yaparsın anneciğim. Ben sana inanıyorum bir tanem. Neyse. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarımızı beğenip, yorum yapmayı, yorumlarımızı dedim. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Biz harika bir aileyiz. Birlikte güzeliz diyorum. İyi ki varsınız. Sizinle beraber ben de kendimi geliştiriyorum. Ceren de büyüyor görüyorsunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Ailemize abone olun. Çilek Tadım'la bir kanal. Bizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.